Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2015 yılı çalışmalarına ait basın toplantısı ve kamuoyu bilgilendirme gezisi düzenlendi. Rektör Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, üniversite kampüsünde yapılan yeni tesis ve projelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Tıp kısmını daha çok rektörlük kısmında yapılanlarla ilgili bir bilgilendirmemiz olacak. Şu anda bulunduğumuz mekan, özellikle Yapı Dairesi Başkanlığımızın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve yine yaşam alanlarıyla birlikte spor komplekslerinin olduğu kısımdayız. Hemen Veteriner Fakültesi'nin batı tarafında bulunuyor şu anda. Burada 2 adet futbol ve 2 adet uluslararası standartlara sahip tenis kortu burada gördüğünüz gibi soyunma odalarıyla beraber, çevre düzenlemesiyle beraber tamamlandı. Öğrencilerimizin, diğer personelimizin ve hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Amacımız üniversiteleri daha yaşanabilir, daha tercih edilebilir mekanlar haline getirmek. Özellikle öğrenci tercihleri açısından üniversitelerin sosyal imkanları, spor alanları, çevre düzenlemeleri bunlar tercih sebeplerinden biridir akademik kadro yanından. Zaten güçlü bir akademik kadromuz vardı. Şehrimiz huzur kenti ama üniversitemizin de mutlaka yollarıyla, ışıklandırmasıyla, kaldırımlarıyla örnek olması lazım. Biz de o çerçevede böyle bir hamle başlattık. Düzenlenen program kapsamında kampüs gezisine katılan Elazığ basınının ilk durağı 2015 yılı içerisinde kampüse kazandırılan spor tesisleri oldu. Halı sahasından tenis kortuna ve spor aletlerine kadar birçok aletin kazandırıldığı alan üniversite gençlerine sağlıklı yaşam alanı sunuyor. Projesi tamamlanma aşamasında olan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu ise büyük beğeni topladı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sınav şeylerini... Salonu gezen basın mensuplarından tam not alan salonun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yüksek Mühendis Mehmet İnallı salonu tanıttı. 100 kişilik oturma kapasiteli çok fonksiyonlu kapalı spor salonu. Buradaki çok fonksiyondaki amaç yani futsalından işte basketbol, voleybol ve bütün branşlara hizmet verebilecek bir altyapıda tamamen uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Ülkemizdeki spor salonları içerisinde ilk 10'da olduğu belirtiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tek arkadaşlar. Nasip olursa buradaki bütün organizasyonları yapabilecek bir altyapı oluşturduk. Tabii buradaki ilk amaç buradaki spor bilimleri fakültesine hizmet vermek. Buradaki arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamaktı. Bununla beraber tabii kapasite ve şey hesaplandığında doğu bölgemize de hizmet edebilecek bir altyapıdaki tesisimizdir. Spor salonunun ardından Fırat Üniversitesi bünyesine kazandırılan Diş Hekimliği Fakültesi de ziyaret edildi. Diş hekimi yetiştirmeye başlayan üniversite bir süre sonra diş tedavisine de başlayacak. Burası arkadaşlar 2 katlı diş kliniği ünitesi. Yukarıda 4 ünitelik ameliyathane ile birlikte 40 ünitelik bir diş kliniği olacak. Bütün malzemeler alındı. Şu anda girerken sağ tarafta gördüğünüz malzemeler buranın ünit malzemeleri. Alt tarafta da malzemeler var. Onların montaj işlemleri en kısa zamanda alınacak inşallah. 2016'nın içerisinde de ilk aylarında da gerekli olan el malzemeleri alındıktan sonra inşallah en kısa zamanda klinik hizmette vermeye çalışacağız. Kampüs gezisinde basın mensuplarının son durağı Fırat Üniversitesi Hastanesi yeni bina ziyareti oldu. Yapımı devam eden yeni binanın yanı sıra radyasyon onkolojisi biriminin de 2 aya yakın bir süre sonra hasta kabulüne başlayacağı belirtildi. Eskiydi, 30 yıl önceki teknolojiydi. Şu anda yaptığımız yeni klas 1A'nın maksadı şu, Almanların Sağlık Bakanlığı'nın enstitüsüne göre dünyadaki en temiz, en modern ameliyathane şartı demek. Ona uyuyoruz zaten. Eğer ona uymazsak bakanlık o ruhsatı bize vermiyor. O ile bir ameliyathane kompleksi yapıp yoğun bakımıyla beraber
bu şehrin ve bu bölgenin 30-35 yıllık bu ihtiyacını gidermek.